Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. Kavratan testler 2'deyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Aşağıda verilen kesirlerden hangisi basit kesirdir demiş arkadaşlar. Basit kesir olma kuralı pay paydadan küçük olacak. Bileşik kesir olma kuralı ise pay paydaya ya eşit ya da büyük olacak. Şimdi basit kesiri istedi. Pay paydadan küçük olacak. Bakın burada tam tersi olduğu için bu bir bileşik kesirdir. Pay paydaya eşit olduğu için bu bir bileşik kesirdir. Pay paydadan büyük olduğu için bu da bir bileşik kesirdir. Ama burada pay paydadan küçük olduğu için basit kesirdir. A bölü 12 bileşik kesrinde A doğal sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? Arkadaşlar, bileşik kesir alma kuralı neydi? Pay paydaya eşit olacak veya pay paydadan daha büyük olacak. Dolayısıyla buradan A'nın alabileceği değerleri 12, 13, 14 diye sonsuza dek gittiğini bulurum. Buradan arkadaşlar en küçük değerini istediği için geliyorum. En küçük değerini 12'yi alıyorum. B şıkkımı işaretledim. 5 tam 2 bölü 3 tam sayılı kesrine karşılık gelen bileşik kesir aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, tam sayılı kesri bileşik kesre çevirirken payda ile tam kısmını çarpıp paya ekliyoruz ve paydamız hiçbir zaman değişmiyor. 3 çarpı 5 15, 2'yi eklediğim zaman 17 bölü 3 olarak geliyor. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. 10 bölü 3'ü geliyorum ben tam sayılı kesir olarak yazacağım. Onu 3'e bölüyorum. İçinde 3 tane var. 3 kere 3 9. Çıkardığım zaman 1 kaldı. Burası bize tam kısmı verecek. Burası bize pay kısmını. Burası da bize payda. Yani arkadaşlar şuraya P yazalım. Burası da bize payda. Yani A şıkkımda 3 tam 1 bölü 3 kesri ile 4'ü karşılaştırmamı istemiş arkadaşlar. Tam kısımlara bakıyorum. Burada 3 var, burada 4 var. 3 4'ten küçük olduğu için araya küçüktür işareti gelmeliydi. B'ye geldim arkadaşlar. 15'i 2'ye böldüğüm zaman bölelim. 15 bölü 2, içinde 7 tane var. 7 kere 2 14, çıkardığım zaman 1 geldi. Yani burası 7 tam 1 bölü 2 olarak gelir. 7 tam 1 bölü 2 ile 8'i karşılaştırmamı istiyor. Tam kısımlarına bakıyorum. 7 8'den küçük olduğu için araya küçüktür işareti gelir. Burası da yanlış. 6 bölü 8 arkadaşlar basit kesirdir. Ve basit kesirler her zaman 0'dan büyük, 1'den küçüktür. Dolayısıyla 6 bölü 8 1'den küçük olmalıydı. 19 bölü 6 ise arkadaşlar nasıl yazılır? 3 tam 1 bölü 3 olarak yazılır. Tam sayılı kesir ile doğal sayıyı karşılaştırırken ilk önce tam kısımlara bakılır. Eğer tam kısımlar eşit ise arkadaşlar tam sayılı kesir daha büyük olur. Neden? Bakın, çünkü burada ekstradan 1 bölü 3 daha var. Dolayısıyla bu 19 bölü 6 büyüktür 3 eşitliği doğru olmuş oldu. Aşağıdakilerden hangisi sayı doğrusu üzerinde 4 ile 5 doğal sayısı arasında yer alır? 15 bölü 2. Az önce yazmıştık zaten. 7 tam 1 bölü 2'dir. 35 bölü 8. 35'i 8'e bölüyorum. İçinde arkadaşlar 4 tane var. 4 kere 8 32 yapar. Çıkardığım zaman 3 gelir. Yani 4 tam 3 bölü 8. 14 bölü 4'e geldim. 3, içinde 3 tane var. 3 kere 4 arkadaşlar. 12 çıkardığım zaman 2 kaldı. Yani 3 tam 2 bölü 4. Burası da 3'tür zaten. 4 ile 5 arasında olan arkadaşlar B şıkkım olduğu için B'yi işaretledim. 62 bölü 7 kesrinin tam sayılı kesir olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Payı paydaya bölüyoruz. Yani 62'yi arkadaşlar 7'ye bölüyoruz. İçerisinde arkadaşlar 8 tane var. 8 kere 7, 56 yapar. Çıkardığım zaman 6 kalır. Buradaki bölüm tam kısmına, buradaki 6 pay kısmına, buradaki 7 payda kısmına yazılır. Yani 62 bölü 7, 8 tam 6 bölü 7'dir. C şıkkımı işaretledim. Aşağıda verilen kesirlerden hangisinin modellemesi yanlıştır? 3 tam 1 bölü 3. Bakın burada 2 tam 1 bölü 4 modellenmiştir. A şıkkım yanlış oldu. Buraya geldim. 7 tam, pardon, 7 bölü 5. Ben bunu tam sayılı kesre çevireceğim. İçinde bir tane var. 1 kere 5, 5 yaptı. Çıkardım. 2 kaldı. Yani 1 tam 2 bölü 5'tir. Bakın 1 tam 2 bölü 5 doğru. 3 bölü 4 bu şekilde gösterilir doğru. 21 bölü 8'e geldim. İçinde 2 tane var. 2 kere 8 16 çıkardığım zaman 5 geldim. 2 tam 5 bölü 8 yapar arkadaşlar. Bakın 2 tane tam var. Burada da 5 bölü 8 var. Bu da doğru oldu. Yanlış olan şıkkımı A'yı işaretledim. Yukarıda verilen eşitlikte yıldız sembolüne karşılık gelen doğal sayı kaçtır? 51 bölü 12 bileşik kesrini tam sayılı kesre çevireceğiz arkadaşlar. Peki 51'in içerisinde arkadaşlar 12'den kaç tane var? 4 tane var. 4 kere 12 48 yapar. Çıkardığım zaman 3 gelir. Yani 4 tam 3 bölü 12'dir. Buradan yıldızın 4 tam olduğunu buldum. C şıkkımı işaretledim. 16 tane 1 bölü 6 birim kesirinden oluşan A kesirinin tam sayılı kesir olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 16 tane 1 bölü 6. 16 bölü 6'dır. Bunu tam sayılı kesre çevirmem istedi. 16'yı 6'ya bölüyorum. İçinde 2 tane var. 2 kere 6 12'dir. Çıkardığımda 4 kalır. Yani 2 tam 4 bölü 6'dır dedim. Yukarıdaki menüye göre 3 TL'si olan Ecem hangi yiyeceği alabilir? Dondurmaya bakıyorum. 29'u 8'e bölüyorum arkadaşlar. İçinde 3 tane var. 3 kere 8 24 yaptı. Çıkardığım zaman 5 geldi. Yani dondurmanın fiyatı 3 tam 5 bölü 8 TL'dir arkadaşlar. Muza bakacağım. 45'i 20'ye bölüyorum. İçinde arkadaşlar 2 tane var. 2 kere 20 40 yapar. Çıkardığım zaman 5 geldi. Yani buradan muzun fiyatı 2 tam 5 bölü 20 TL olarak geldi. Çikolataya geliyorum. 10 bölü 3. İçinde 3 tane var. 3 kere 3 9. Çıkardığım zaman 1 geldi. Yani çikolatanın fiyatı 3 tam 1 bölü 3 TL'dir. Tostun fiyatı da arkadaşlar direkt 4 bölü 1'den 4 TL'dir. Ecem'in 3 TL'si olduğuna göre Ecem'in alacağı şey ya 3 TL olmalı ya da 3 TL'den daha az olmalı. Baktığım zaman muz 2 tam 5 bölü 20 olduğu için muzu alabilir diyorum. Diğerlerini alamaz. Yukarıda verilen karşılaştırmalarda doğru ise D, yanlış ise Y yönünde devam ederek çıkış yapılıyor. Buna göre kaçıncı çıkıştan çıkılır? 16 bölü 3. İçinde 5 tane var. 5 kere 3, 15. Çıkardığım zaman 1. Yani 5 ile 5 tam 1 bölü 3 karşılaştırmamı istedim. Tam kısımları eşit. Tam kısımları eşit olduğu zaman arkadaşlar tam sayılı kesir daha büyük olur. Yani 5 küçüktür 5 tam 1 bölü 3. Ama arada büyüktür işareti var. Yanlış. Buradan devam ediyoruz. 101 bölü 9 eşittir 16 bölü 3 demiş bize arkadaşlar. Burayı ben 3 ile genişletiyorum. 101 bölü 9 eşit mi? 48 bölü 9'a. Tabii ki de eşit değildir. Dolayısıyla yanlış ve birinci çıkıştan
çıktık. A, B ve C birbirinden farklı rakamlardır. Bu bilgileri kullanılarak C tam A bölü B tam sayılı kesri oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan tam sayılı kesrin bileşik kesire dönüştürülmüş hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, A bir doğal sayının küpüymüş, B bir doğal sayının karesiymiş, C en küçük sayma sayısıymış. C buradan 1 olarak geldi. Bunu biliyoruz. Şimdi A ise A bölü B arkadaşlar basit kesir olacak. Bunu biliyoruz. Yani A'nın B'den küçük olması lazım. A bir doğal sayının küpü, B ise bir doğal sayının karesidir. A, B, C rakamları birbirinden farklı olduğu için bunlar bir olamaz. Bir doğal sayının küpü. Arkadaşlar bu ne olabilir? Bakın 2'nin küpü 8'dir. Devam ediyorum. 3'ün karesi 9'dur. Yani arkadaşlar benim sayım 1 tam 8 bölü 9 olarak geldi. Bir tam 8 bölü 9'u bileşik kesire çeviriyorum. 9 çarpı 1 artı 8 bölü 9 cevabım 17 bölü 9 olarak geldi. D şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.